Size manevi huzurunda bir dakika. 2017-2018 eğitim öğretim yılı başladı. Ereğli'de yaklaşık 30 bin öğrenciyle 2000 civarında öğretmen ders başı yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde Anıt Meydanı'nda çelenk koyma programı düzenlendi. Ardından İstiklal Marşı okundu. Saat 10'da ise Konya yolu üzerinde bulunan Ayvatlar Okulu'nda program tertip edildi. Protokol üyeleri, veliler ve öğrenciler bu programa yoğun ilgi gösterdi. Sayın Kaymakamım. Burada ilk konuşmayı okul müdürü İsmail Örs yaptı. Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Yaşayacak öğrencinin duyduğu ilk gün heyecanını bizler de duymaktayız. Ayrıca bana bir harf öğretmenin 40 yıl kredisi onurum. Sözünün bize verdiği değerinin de yüklediği sorumluluğun da farkındayız. Değerli misafirler, okulumuz 1988 yılında açılmış olup 105 öğrenci, 5 öğretmen, 2 idareci ve 1 hizmetli kadrosuyla eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Okulumuzda çocuk oyunları, satranç, mandalı gibi sportif etkinliklerin yanı sıra verimli ders çalışma, trafik ve sağlık gibi alanlarda da hem velilere hem de öğrencilere yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ardından Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç sözü aldı. Bugün ilçemizde 30 bin civarında öğrencimiz okullarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Öğretmenlerimiz de gelecek nesli inşa etmenin heyecanıyla okullarımızda, sınıflarında öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerimizin ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bir şekilde okullarına gidip gelmeleri ve iyi bir eğitim almaları ilk önceliğimiz. Küçük aksaklıklarımız olsa da bu öğretim yılına sorunsuz başlıyoruz. Yaz boyu okul yöneticilerimiz gerek devlet imkanlarıyla gerekse yerel imkanlarla okullarımızı fiziki olarak öğrencilerimize hazırladılar. Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise belediye olarak her zaman okulların yanında olduğunu kaydetti. Tatlı bir heyecan, evlerde başlayan hazırlıklarla sabah okula zamanında yetişme hem velilerimizde hem bizlerde hepimizde hem de şehrimizde böyle bir heyecanı hissediyoruz. Şu anda da öğrencilerimizin cıvıltısı, varlıkları bize ayrı bir motivasyon katıyor. Bu bağlamda da okullarımız artık yeni eğitim öğretim yılına bugün start vermekle bir şenliğe de şahit oluyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki bizler zaman zaman hem şehri idare eden insanlar hem sorumluluk sahibi olan insanlar olarak bazı konular hem şehrimizde hem ülkemizle ilgili gündeme geldiğinde hemen başlarız. Deriz ki eğitim meselesi, eğitim meselesi, eğitim meselesi. Eğitim meselesi sadece okulla, öğretmenle, sınıfla, sırayla olacak bir şey değil. Eğitim meselesi hepimizin elini taşın altına koyup ailece, yerel yönetimler olarak, idareciler olarak hepimizin bu anlamda bir şeyleri içten ve samimi bir şekilde yapmasıyla gerçekleşebilecek. Belki sonuçta hepsi çözülmeyecek ama büyük bir kısmı halledilmiş meseleleri geride bırakmamız eğitim meselesine bu şekilde baktığımızda kişisel kanaatim odur ki daha fazla mesafe alacaktır. Tabii Ereğli bazına gelince 30 binden fazla öğrencimiz, 2 bin ya da daha fazla öğretmenimiz, büyük bir eğitim kadrosu var çalışanlarıyla birlikte düşündüğümüzde. Dolayısıyla hep bizler Ereğli olarak şunu ifade ederdik. Ereğli'nin eğitim seviyesi yüksek, Ereğli'nin eğitim noktasında geldiği yer çok iyi diye. İnşallah bu devam ediyordur ve devam etmek de zorundadır. Son olarak Kaymakam Ömer Lütfi Yaran konuştu. Ülkenin gelişmesi adına eğitim ve öğretimin önemine dikkat çekti. Sözlerine şöyle devam etti. Bir zaman içerisinde bir bayan, bir gencecik erkek bir öğretmenimiz de şehit edildi. Ben de bütün bu eğitim ordusunun şehitlerini de buradan rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin diyorum kendilerine. Eğitimin de ne kadar önemli olduğu şehitlerden belli zaten. Ülkenin aydınlanması, gelişmesi, iyi noktaya gelmesi istemeyen hainler işte ilk başta eğitim camiasına darbe vurmak istiyor. İnsanlarımızın eğitilmesini, gerçekleri görmesini, cahil kalmasını sağlayıp istediklerini uygulamak istiyorlar. Bu yönde de ciddi çalışmalar olduğu aşikar. Aileden başlayan
öğrenme sürecinin ikinci adımı, ilköğretim dönemi. Eğitim öğretimden önemli hedef çocukların çağın gerektirdiği bilimsel teknolojik donanımların yanında milli, ahlaki, manevi, kültürel değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirilmesi. Öğretmenlerimizin yoğun emekleriyle aktaracakları bilgi, birikim neticesinde önemli kazanımlar edinen çocuklarımızın ülkemizi geleceğe güvenle taşıyacaklarına canı gönülden inanıyorum. Tabii bunun en önemli hususu, yolu özellikle çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak birinci planda. Düşünebilme, düşüncelerini en iyi bir şekilde ifade edebilme, biraz önce belediye başkanımız da bahsettiği gibi özellikle özgüven noktasında hakikaten kendine sonuna kadar güvenen bir nesillere bu memleketin fazlasıyla ihtiyacı var. Düşüncelerini en iyi bir şekilde ifade edebilen, her yerde haksızlığa karşı mücadele edebilen bir nesil. Ana gayemizin bu olması gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halini yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder sözleri eğitimde en temel kıstasımız olması gerekiyor. Konuşmalardan sonra öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi.